Ben Onur Düşünmez, avukatlık mesleğini icra ediyorum. 2007'den beri gençlik çalışmalarında aktif rol almaya çalıştım, elimden geldiğince. Sonrasında 2012 yılında Dicle Üniversitesi'ni kazandım, hukuk bölümünü okudum. Orada da eylemselliklere devam ettim, katılmaya devam ettim. Açlık grevleri eylemlerinde, gelişen halk eylemlerinde, sonraki süreçlerin hepsinde ben de bir halktan biri olarak katılım sağladım. Daha sonra 2016 yılında mezun olup İstanbul'a geçtim. Orada stajımı yaptım. 2017 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geri döndüm. Burada avukatlık mesleğini icra etmeye başladım. Avukatlık mesleğimi icra ederken 2019 yılında baro seçimlerinde baro yönetim kurulu olarak seçildim. Orada aktif çalışmaya başladım. Sonraki süreçte İnsan Hakları Derneği ve TİV'in ortak projesi olan İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Projesi'nde Doğu Anadolu Bölgesi Sekreterya görevini yürüttüm. 2021 yılında da Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Hakkari Şubesi'nin açılışında kurucu üye olarak yer aldım. 2022 yılında Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin eş başkanlığı görevine getirildim. Bu süreçte de Hakkari Milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Bilindiği üzere 2002 yılından bu yana Türkiye faşist bir iktidar tarafından yönetiliyor. Bu yönetim anlayışına baktığımızda özellikle Hakkari camiasında 2016 yılından bu yana Hakkari'de eylem etkinlik yasakları söz konusu. Balon uçurmak dahi yasaklanmış vaziyette. Bizler bunlar için hukuki mücadeleyi yürütmeye çalıştık ancak anayasayı tanımayan bir iktidar söz konusu. İktidarın valileri anayasayı tanımıyor, iktidarın kolluk güçleri anayasayı tanımıyor. Dolayısıyla hukukilik tamamen askıya alınmış. Türkiye şu an bir polis devleti, yani kolluk devleti olarak tezahür ediyor. Bizim buna karşı çıkışımızın nedeni sadece iktidarın faşist blokta yer alıyor olmasından kaynaklı değil. Biz hukukun, adaletin bütün ülkede yaygınlaşması taraftarıyız. Nitekim adaletin olmadığı yerde ticaret de sekteye uğruyor, adaletin olmadığı yerde aile ilişkileri de sekteye uğruyor, adaletin olmadığı yerde bütün toplum nefessiz bırakılmaya çalışılıyor. Bizim 14 Mayıs'ta yapmak istediğimiz temel şey Türkiye'yi adaletle buluşturmak. Demokrasinin gereklerini yerine getirmek ve kanuniliği her yere, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu her yere yaymak olacaktır. Bu nedenle seçimler belirleyicidir. 14 Mayıs'ta AKP'nin gidişini görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Halkımızın desteğiyle umarım bir daha böyle faşist iktidarlar başa gelmeyecektir. Seçim kampanyalarımıza bakıldığında kadınların ön planda tutulduğu, %45 kadın temsiliyetinin olduğu tek parti olmamız, gençlere yol verildiği, gençlerin artık yürümeye başladığı, bütün parti kadrolarımızın temel anlamda demokrasiyi özümsediği, barışı haykırdığı kadrolardan teşekkür ediyor. Bütün bunları bir arada düşündüğümüzde Yeşil Sol Parti'nin Türkiye'nin tek umudu olduğu, üçüncü yol dediğimiz o umut ışığının sadece Yeşiller Sol'da yer aldığını gözlemlemekteyiz. Bu nedenle bütün halkımızı Yeşil Sol etrafına kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu sahipleniş bizi güçlü kılacaktır ve biz elbet bunu başaracağız. Yani aday karşılamalara baktığımızda çok coşkulu geçtiğini sosyal medyada gözlemlemişsinizdir. Biz çok moral bulduk bu karşılamalarla. Bilindiği üzere Hakkari'de seçim irtibat bürolarının açılışı miting havasında geçti. Bazı partilerin mitinglerde bile toplayamadığı halkı biz sadece seçim irtibat bürolarının açılışında gördük. Bu bizim gençliğimize daha bir güç verdi. Daha moralli çalışıyoruz. Hakkari'de tek hedefimiz var. Kazanmak. Kazanmanın dışında başka bir seçeneğimizin olmadığını görüyoruz. Biz de bu halka eminim ki onların duyduğu barış özlemine cevap olabileceğiz. Bütün arkadaşlarım adına da bunu söyleyebilirim. Yani elbette ki seçimdeki hedefler öncelikle kazanmak dediğimiz amaç şudur. Öncelikle milletvekili seçiminde başarılı gelmek, galip gelmek ve Hakkari'nin 3-0'dan başka bir seçeneği bulunmamakta. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla Hakkari bu sefer sadece 3-0'ı yapmayacak. O oranda da biz büyük bir patlama bekliyoruz. Rekoru da kıracağımızın bilincindeyiz, bunu gözlemliyoruz. Halktaki coşku ve moral bunu yansıtıyor. Kazanımlar sadece seçimle ilgili kazanımlar olmayacaktır elbet. Halkın kazanımı AKP'nin artık hiçbir şekilde buralara sirayet edemeyeceği şeklinde gönderilmesidir. AKP artık bu topraklardan silinmelidir. Faşist iktidarlar bu topraklardan artık arkasına bakmadan gitmelidir.
halkımız da bunu gönderecektir. Biz herkese gideceğiz. Herkese kendimizi anlatacağız. Herkese içinde bulunduğumuz tarihsel süreci anlatacağız. Mecliste her şeyin nasıl cereyan ettiğini anlatacağız. Halkı bu özellikle eylem etkinlik yasaklarının devamı, köylerdeki bu yasaklamaların nasıl kaldırılacağı, AKP faşist iktidarının ekonomik anlamda halkı nasıl bir dar boğaza soktuğunu görmek istemeyen gözlere de anlatmayı düşünüyoruz. Ve bu nedenle biz zaten halkımızın politik olduğunun bilincindeyiz. Bizim halkımız zaten bunları gözlemliyor. Hakkari gibi bir yerde politik olmama gibi bir durum da söz konusu değil. Halkımız mecburen bu faşist iktidara karşı politik tavır takınıyor. Biz halkımızın elini sıkarak aslında oylarına değil, bütün düşünce yapısına talip olduğumuzu, bütün düşüncenin değişmesi gerektiğini, artık böyle iktidarların bu toplumda yer edinmemesi gerektiğine ilişkin görüşmelerimizi yapacağız. Halkın da bizi saygıyla kucaklayacağını, sevgiyle kucaklayacağını biliyoruz. Halkımızı önce sandığa bekliyoruz. Biliyorsunuz Hakkari gibi yerde sandığa gelen seçmen sayısı %80'lerde oluyor. Bu da bazı blokların çok az oylarla seçimi kazanması umudu taşıdığını bizlere gösteriyor. Bu nedenle bütün halkımız öncelikle seçim sandıklarına gelsin. Biz sandıkları kıracağız. Sandıkları kırdığımız gibi cezaevlerimizin kapısını da kıracağız. Bizim yoldaşlarımızı biz oradan alacağız. Bu seçim sadece bir milletvekili seçimi değil. Kürdistan'da, özellikle Hakkari'de bu dar boğazın, bu nefessizlik halinin ortadan kaldırılması seçimi olacaktır. Bizim halkımızdan beklentimiz sandığı kırarak bunu bize göstermeleridir. Yani sandıklarla beraber cezaevleri kapılarını kıracağız ve özgürlüğü halkımıza armağan edeceğiz. Bu özgürlük sadece bazı yoldaşlarımız değil, bütün siyasi tutsaklar açısından elzemdir. Bütün siyasi tutsakların bir an önce halkımızla buluşması dileğiyle herkese teşekkürler, seçim çalışmalarına başarılar diliyorum.